Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Lenf sistemini anlatmıştık. Lenf sisteminde yarıda kalmıştık. Birinci videoda anlatmıştık. Belirli bir yere kadar gelmiştik. Şimdi lenf sistemini üçe ayırmıştık. Lenfi. Neydi bunlar? Lenf dolaşımını, pardon, sistem diyorum. Lenf dolaşımını üçe ayırmıştık. Lenf sıvısı, efendime söyleyeyim, lenf damarları ve lenf düğümü olmak üzere. Lenf sıvısını bir kere daha söyleyelim. İçerik olarak doku sıvısına oldukça benziyor. Kan hücrelerinden sadece ak yuvarları bulundurduğu için bunlara akkan deniyor abicim. Tamam mı? Bunların adı akkan. Bunlar da al yuvar taşınma, o yüzden renkleri kırmızı değil, beyaz renkli. Ve akış hızı, hani atar damarlardan çıkmadığı için, atar damarları bulunmuyor. Bunlarda atar damar olmadığı için, atar damardan çıkmadığı için akış hızı birazcık daha yavaştır abicim. Bunu bileceğiz. Kana göre birazcık daha yavaş ve damar dışında genç pıhtılaşıyor. Tamam mı? Bak, bunu bileceğiz. Geç pıhtılaşması, kana göre daha yavaş akması, akkan olması, ak yuvarları bulundurması, al yuvar bulundurmaması ve doku sıvısına oldukça benziyor. Zaten doku sıvısını emerek dolaşıma kattığı için önemli ve geç pıhtılaştığını da bileceğiz. Şimdi geldik lenf düğümlerine. Bak, lenf düğümleri neymiş biliyor musun bunlar? Lenf damarlarının birleştirdiği yerlerde bulunan, tamam mı abicim? Kasıklarda, koltuk altlarında, bak, boyunlarda bulunuyor, tamam mı? Buralarda bulunuyor ve lenfosit tipi ak yuvarları üreten özel hücreler. Neymiş? Lenfositleri üretiyor. Lenfosit, hatırlayın, ak yuvarları 5'e ayırmıştık. Bunlar granülsüz olan tiplerde, değil mi? Lenfositler, T ve B lenfositi meydana getirecekti. Demek ki bunları meydana getiren bunlar, lenf düğümleri. Aynı zamanda bu lenf düğümlerinde süzülme işlemi yapılıyor. Böyle düşünün. Mikropları süzerek orada tutuyor. Tamam mı? Mikropların daha içerilere girmesini engelliyor. İçerilere gitmesini engelliyor. Orada süzüyor. Bademciklerimiz de bizim arkadaşlar bir lenf düğümüdür. Timus lenf düğümüdür. Bademcikler, dalak. Tamam mı abicim? Bunları bileceğiz. Aynı zamanda bunlar ne yapıyormuş? Mikroorganizmaları süzerek vücut savunmasında önemli rol oynuyor. Koltuk altlarında ve kasıklarda bol miktarda lenf düğümleri bulunuyor. Bademcikler, soruların vazgeçilmezi, dalak ve tümüs bazı özenli, önemli lenf düğümlerinden bazılarıdır. Bunu bileceğiz. Tamam mı abicim? O zaman ne öğrendik? Lenflerin yavaş aktığını, kanda yavaş aktığını, bağışıklıktan sorumlu olduğunu, değil mi? Ak yuvar ürettiğini, lenfosit tipi ak yuvar ürettiğini, aynı zamanda koltuk altlarında ve kasıklarda bol miktarda bulunduğunu, aynı zamanda bademciklerin, timüsün, aynı zamanda dalağında özellikle önemli lenf düğümlerinden olduğunu öğrendik. Lenf damarlarını anlattık. Bir kere de hızlı geçelim. Toplar ve atar var. Hatırla, toplar ve atar şey var. Pardon, kılcalı var. Atar kan damarı bulunmaz. Toplar kan damarı normal kan damarlarına, toplar kan damarlarına benzer ama kılcal kan damarları daha ince, daha geçirgendir ve bunlardaki akış, söyledim bir daha söylüyorum, lenf sistemindeki akış tek yönlüdür. Hep okudan, organdan nereye doğru? Kalbe doğrudur. Hep tek yönlü. Akış yönlü kalbi yöne, kalbe doğru tek yönlüdür, bileceğiz. Tamam mı? Ve bunların toplar kan damarları dedik ya, normal kan damarlarına benziyor. Bazılarında arkadaşlar bunların kapakçık olacak. Benzediği için kapakçıkları olacak. Ve lenflerde atar kan damarları bulunmuyor. O yüzden bir uçları kapalı. Onu da söyledik. Kılcalları daha incedir dedik. Daha geçirgendir dedik. Onu da söyledik. Toplar damarları da zaten lenf şeylerine, normal toplar kan damarlarına benziyorlar abicim. Tamam mı? Şimdi geldik lenf sıvısının hareketine. Ya bu nasıl hareket ediyor? Lenf sıvısı nasıl hareket ediyor? Normal şeydeki gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Normal damarların hareketi gibi. Bir. Şurası değil mi abicim? Şurası kulakçık. Şurası karıncık. Tamam mı? Karıncıkların kasılması ile oluşan itme kuvveti. Kulakçıkların gevşemesi ile oluşan emme kuvveti. Tamam mı? Keza aynı şekilde. Kalpteki tek yönlü açılan kapaklar. Toplar damardaki tek yönlü açılan kapaklar. Atar damarın ve toplar damarın çevresindeki kasların kasılıp gevşemesi. Abicim bunlarda atar damar yok ama normal atar damarların etrafındakiler de kasılıp gevşemesi sonrasında öyle ya da böyle bir şekilde lenf damarlarıyla etkileşim halinde. Neden? Çünkü onlar da gelecek, burayı boşaltacak. Burada
oradaki güçlü bir kasılma buradaki güçlü bir emmeye neden olacağı için gene direkt olmasa bile dolaylı yönden lenf sisteminin hareketine de katkısı olacak. İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi ve soluk alıp verme esnasında oluşan basınç değişimi ve yer çekimi kuvveti, yani normal damarlardaki sistemler lenf damarları içinde geçerli olacaktır abicim. Bunu daha önceden anlatmıştım. Bir kere hızlı şekilde geçtim. Dediğim gibi normal damarlardaki bu hareketler lenf sisteminin damarlarındaki hareketleri de aynı şekilde kapsamak zorundadır diyoruz abicim. Tamam mı? Şimdi lenf sistemimizi de bitirdik. Artık arkadaşlar vücudun savunmasına geçtik. Tamam mı? Artık savunmaya geçtik. Bak buralar son derece önemli. Çok iyi bir şekilde dinleyin. Vücudun savunmasına geçtik. Lenfi hallettik. Vücudun savunmasına geçtik. Şimdi arkadaşlar vücut savunmasına bakacak olursak. Şimdi vücut savunmasına bakacak olursak. Bakteri, virüs ve mantar gibi hastalık yapan etkenler insan vücuduna girerek çoğalmasına enfeksiyon diyoruz. Bunu biliyoruz. Bakteri giriyor, mantar giriyor, işte virüs giriyor. Senin vücudunda çoğalmaya başlıyor. Biz buna enfeksiyon diyoruz. Tamam mı? Şimdi bu mikroorganizmaları vücudun yabancı olarak tanımasına ve onlara karşı kendini korunmak ve savunmak için gösterilen tepkiye bağışıklık deniyor. Tamam mı? Bunlara karşı bir tepki oluşturuyoruz. Ortadan atmaya çalışıyoruz. Öldürmeye yönelik çalışmalarımız var. Buna bağışıklık deniyor. İşte bu bağışıklıkta yer alan organ ve yapılara immün sistem, yani bağışıklık sistemi deniyor. Olay bu kadar basittir, tamam mı? Bunları yok etmeye çalışan belirli organlarım var, dokularım var, yapılarım var. Bunlara immün sistem deniyor. İmmün sistem deniyor. Şimdi şunu sakın unutmayın. Vücuduna bir mikrop, bir yabancı madde gireceği zaman benim vücudumun 3 tane savunma sistemi vardır. Bak 3 tane savunma sistemi vardır. 3 savunma hattına vardır. Birinci savunma hattı, ikinci savunma hattı ve üçüncü savunma hattı olmak üzere 3 savunma hattıyla ben bu mikroplara karşı kendimi savunuyorum. Tamam mı? Bunlardan ikisi, birazdan anlatacağım. İlk ikisi, tamam mı? Bunlara özgül olmayan bağışıklık denir. Bak bunlara özgül olmayan bağışıklık. Ne demek biliyor musun bu? Özgül olmayan. Lan ne girerse girersin, ne girerse girsin aynı tepkiyi veriyor. Yani o şeye göre, bakteriye göre, ona göre, buna göre şey değil. Vücuda yabancı ne girirse bu ilk ikisi olan savunma hattım direkt olarak tepkisini veriyor. Virüs de girse o tepkiyi veriyor. Mantar da girse o tepkiyi veriyor. Yani aynı şekilde buna özgül olmayan bağışıklık deniyor. Ama üçüncüsü önemli. Üçüncü tepki, üçüncü savunma hattım. Lenfositlerle yaptığım, yani T ve B lenfositlerle yaptığım savunma hattı özgül bağışıklıktır. Çünkü yani üçüncü hattı yabancı antijenleri tanıyor. Yani daha önceden kendi kanında antikorlarını hazırlamış. Daha önce hastalığını geçirmiş. O antikorlar vücudunda var. Eğer girerse bir daha çat diye hemen yakalayacak, öldürecek, geçecek. İşte buna da üçüncü savunma hattı denir. Bu özgül olan bağışıklıktır. Tamam, buna özgül olan bağışıklık denir. Bir daha söylüyorum. Daha önceden girmiş senin vücuduna. Sen ona karşı antikor oluşturmuşsun, bir şey oluşturmuşsun. O duruyor senin vücudunda. İkinci kez girmeye çalışırsa anında saldırıyor, öldürüyor. Anlaşıldı mı? Buna özgül olan bağışıklık denir. Ama ilk kez giriyor vücuduna, ne girerse girsin, bakterisi, mantarı, vücudun ilk iki savunma hattı aynı şekilde tepki verir. Hiçbir şey ayırt etmez. Bu bakteriymiş, bu mantarmış demez. Hemen direkt olarak ne yapacaktır? Etkisini gösterecektir abicim. Tamam mı? Şimdi geldik bu savunma hatlarına. Bak bu savunma hatları son derece önemli. Bak şöyle göstereyim. Bağışıklık demişiz. Bu savunmanın birinci hattı. Bu savunmanın ikinci hattı. Bu da savunmanın üçüncü hattı. Bakın abicim. Savunmanın birinci hattı şudur. Bakın savunmanın birinci hattı şudur vücut savunmasında. İçeriye sokma. Bitti, bu kadar. Bak içeriye sokma. O virüs, bakteri bir şekilde girmesin. Bir, deri. Bak deri içeriye girmesini engelliyor. Görüyor musun? İçeriye girmesini engelliyor. İki, ağız içeriye girmesini engelliyor. Göz, gözde, ağızda orada bulunan bazı enzimler, lizozim denilen bir salgı var, lizozim enzimi. İçeriye girenleri direkt olarak yok etmeye çalışıyor. Anlaşıldı mı? Birincil amacımız bu. İçeriye sokma. Vücudun birincil savunma hattı budur. Ne olursa olsun içeriye sokma. Gördünüz mü? Bakın özgül değil, özgül değil. Herkese aynı tepkiyi veriyor. Hastalık etkeninin vücuda girişini engellemeye yönelik bir bağışıklık sağlar. Süper. Göz, ağız, burun,
mide, deri, epitel doku ve bunların salgılarından oluşur. Mesela gözyaşında bulunan lizozim var. Hemen orada öldürmeye çalışıyorsun, tamam mı? Solunum kanalında, sindirim kanalında bulunan enzimler var. Onlar hemen yok ediyor. Mesela mideyi düşünün ya. Oldukça asidik, oldukça asidik. Enzim çalıştırır mı ya? Direkt öldürür, tamam mı abicim? Direkt öldürür. Bak, bu savunmanın birinci hattı. Gözyaşı birinci hattı. Efendime söyleyeyim, burunda bulunan kıllar birinci hattı. Burunda bulunan, efendime söyleyeyim, burun içinde kıllarına ve solunum yollarındaki mukus. Gördünüz mü abicim? Bunlar savunmanın birinci hattı. O zaman birinci hatta ne yapıyorsun? Kesinlikle ve kesinlikle içeriye sokmamaya çalışıyorsun. Gelecek soru ne? Gözyaşı içindeki ve aynı zamanda işte, efendime söyleyeyim, solunum kanalındaki, sindirim kanalındaki lizozim. Lizozim, tamam mı? Gözyaşı, solunum kanalı, işte sindirim kanalında lizozim. Yok et. Ağızla alınan mikroorganizmaların midedeki asit salgısı ile yok edilmesi. Gördünüz mü? Midedeki asitle yok ediyorum. Yani bir şekilde eğer midede sağlam kalsaydı mideden emilip kana geçebilirdi. Oradan ince bağırsağa geçip kana geçebilirdi. Anlaştık mı? Ağızdan direkt kana geçebilir. Tamam mı? O yüzden kana geçirme ya. Kana geçip diğer hücrelere geçmesine neden olma. Hemen yok etmeye çalış. İşte birinci savunma attığımız budur. Deri aynı zamanda ne yapıyor? Geçirmiyor. Aynı zamanda ter bezi ve yağ bezimiz yok mu? İşte o ter beziyle yağ bezi, ter bezin içindeki pH düşüklüğü, işte yağ bezin içindeki pH'ların yapısı ne yapacaktır? O mikropların içeriye girmesini engelleyecektir. Tamam mı abicim? Yani birinci savunma attığımız bu. Derinin mikroorganizmaların girişini engellemesi. Ayrıca salgıladığı ter ve yağ ile pH'ı düşürerek mikroorganizmaların vücuda girmesini önlemesi. Aynı zamanda solunum yoluyla alınan mikroorganizmaların burun içi kıllarına veya solunum yollarındaki mukusa yapışarak dışarı atılması. Al işte, savunmanın birinci hattını oluşturduk ve mikropları hiçbir şekilde içeriye sokmadık. Oldu. Birinci savunma hattını geçti. Elemanlar geçti. Gözyaşıyla öldüremedik. Bilmem cartla öldüremedik. Şununla öldüremedik. Deriden yarıklar vardı, girdi. Bilmem elimizi yıkamadık, yarıkların içerisinden girdi. Mikropları öldüremedim hiçbir şekilde, tamam mı? Bu sefer o giren, vücuda giren, o kanın içerisine geçen mikroplara karşı vücudun ikinci savunma hattını kullanırım. Bu da özgül değildir. Unutmayın, özgül olan üçüncü savunma hattı. Bu da özgül değil. Her gelene aynı cevabı vermeye çalışacağım. İşte vücudun savunma hattında belirli özellikler var. Fagosit, doğal katil hücreler, iltihaplanma, yüksek ateş ve antimikrobiyal proteinlerle vücudun ikinci hattını oluşturmaya başlayacağım, tamam mı? Sırayla şimdi onları açıklamaya başlayacağım. Ama onların açıklaması biraz uzun olacağı için onu bir sonraki videoda yapacağım abicim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.